Evet arkadaşlar, yine bir angiosperm bitkisi olan çınar ağacının altındayız. Platanus orientalis, Latince ismi Doğu Çınarı. Şimdi çınarı niye gösteriyorum? Birincisi, çınarda bakın yapraklar şöyle 5-7 ana loba ayrılmıştır. Parçalı, yani loblara ayrılmış bir yaprak söz konusudur ama bu bileşik yaprak değil, basit yaprak. Sadece basit yaprak loblara ayrılmış. Bileşik yaprak diyebilmemiz için şu lobların orta damara kadar iniyor olması lazım. Yani her biri ayrı bir parça olması lazım. Ama bakın burada loblar bir noktada birleşerek tam bir yaprak oluşturuyorlar. Bir de aynı zamanda burada damarlanmadan da bahsetmek istiyorum. Ne demiştik biz? Angiospermlerde pinnat, palmat, çatalsı ve ağsı damarlanmalar görülürken gimnospermlerde sadece basit damarlanma vardır. Yani tek bir ana damar vardır demiştik. Bu çınar bu damarlanmadan palmat dediğimiz, ışınsal damarlanma dediğimiz damarlanmaya giriyor arkadaşlar. Neydi onda? Bir noktadan şemsiyenin telleri gibi çok sayıda ana damar çıkıyorsa biz buna palmat damarlanma diyorduk. Çınarda bu tarz bir damarlanma var. Ama biraz önce gösterdiğimiz yine bir angiosperm olan zeytinde ise pinnat damarlanma var. Pinnat damarlanma da nasıl oluyor? Tek bir ana damar oluyor. Ondan çıkan çok sayıda yan damarlar oluyor. O halde zeytinde gördüğümüz damarlanma pinnat, çınarda gördüğümüz ise palmat damarlanma oluyor. Paralel veya paralel damarlanmayı angiospermlerin daha çok monokotil bitkilerinde, yani tek yıllık otsu bitkilerde görüyoruz. Onların yapraklarında paralel damarlanma var. Dikotomik damarlanmayı da yalnızca ginkgo biloba dediğimiz bir gimnosperm olan, ancak yaprağını döken bir gimnosperm olan, gimnospermlerin atası dediğimiz Çin mabet ağacında görebiliyoruz. Gimnospermlerin büyük bir bölümünde dediğimiz gibi basit damarlama, yani tek bir ana damardan bahsediyoruz. Şimdi şurada çınarın yapraklarını gösterirken bir de şeyi de size göstereyim. Bakın basit yaprak dedik ama yaprak loblara ayrılmıştır dedik. Şu yaprak sapı, şurası da bakın yaprak tabanı. Yaprak tabanı çınarda da gördüğünüz gibi aynı cevizde olduğu gibi şişkinleşmiş ve tomurcuğu içine almış. Yani pulvinus oluşumu çınarlarda da görülüyor. Bakın şimdi ben şu yaprağı buradan kopartacağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi tomurcuk İçeride kalmış, gizlenmiş. Yani yaprak tabanı şişkinleşerek tomurcuğu içerisine almış. İşte biz bu oluşuma pulvinus oluşumu diyoruz.